Biliyor musun? İşte tam şu an. Bizim için en güzel zaman bence. Umarım bu his asla geçmez. Gel benimle. Özel bir şey mi? Hayır. Özel değil. Ne yapıyorsun sen? Sana gidip aynı yüzükten yaptırdım. İkinci defa nişanlanmış olduk prenses. Çarpı sonsuz. Yani ebediyen. Artık kimse bizi ayıramaz Svara. Seni seviyorum Svara. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Sanska. Sanskar, şuna bak. Kimin bu frizbi? Sanskar! Çok keskin. Alma. Kim attı ki bunu? Çocuklardır. Belki biri yanlışlıkla atmıştır. Hayır Svara. Onlar futbol oynuyor. Başka biri attı. Eline bakayım bir. Svara. Şuradaki kadını gördün mü? Sanskar, ben kimseyi görmedim. Orada kimse yok. Ama demin oradaydı. Boş ver. Hadi gidelim buradan. Zaten her şey... Berbat oldu. Berbat olduğunu kim söyledi? Ben bugün yine nişanlandım. Ve nişanımızı sandviç yiyerek kutlamamız gerekiyor. Biz pikniğe geldik. Ve piknik yapacağız. Otur hadi. Karnım çok aç. Bir saniye. Pekala, bir, iki. Evet.
Sanskar, bunu kimseye söylemeyelim. Tamam mı? Sen bundan daha büyük darbeler aldın Svara. Prensim, bu olanları hemen unut. Al, bütün sandviçini de bitir. Bütün bu olanlar ablamın ruhu huzur bulamadığı için eminim. Anneme de söylemiştim. Eğer her şey sorunsuz yapılırsa bir şey söylemem demiştim ama baksanıza. Svara, gelininde kan varken nasıl nişan yapacaksın? Sanskar. Senin gördüğün o kadın... O... Urvashi teyze miydi? Teyze mi? Svara, neden teyzenin burada olduğunu düşünüyorsun ki? Aslında Svara, Urvashi o sırada elini yıkamaya gitmişti. Büyük uğursuzluk. Otur, otur. Hemen su getirin. Ben su getiririm. Ragini su getirmeye gitti. Yani bir noktada ikisi de... Diğerlerinin yanında değildi. Yani onlardan mı şüpheleniyorsun? Sanskar, ben bu şekilde şüphe içinde oturamam. Senden bir şey istemem gerek. Söyle. Ne? Yarasayı oraya benim koyduğumu mu düşünüyorsunuz? Ve yüzüğünü de ben mi aldım? Evet. Çünkü bu eve gelmemi istemiyorsun. Daha önce de bu şekilde yüzüğümü almıştın. Unuttun mu? Hayır Svara. Ben bir şey yapmadım. Ve bu evde kalıp kalmaman umurumda bile değil. Benim için önemli olan tek şey kocam ve ailem. Sen değilsin. Ayrıca Svara, beni suçlamadan önce kendi yaptıklarına da bir bak. Belki de bu senin yaptıklarının sonucudur. Başkasının aşkını çaldın sen. Bunun cezasını çekiyorsun. Kes rakini. Svara hiçbir şey yapmadı. Bütün her şeyi yapan sendin. Eğer unuttuysan ben sana hepsini hatırlatabilirim. Ben seninle konuşmuyorum Sanskar. Önemli değil Dragon. Eğer bir şey yapmadıysan tamam. Ama şunu bil. Aylardır herkese sürekli yalan söylediğin için kimse istese de sana inanmayı başaramaz. Gidelim. Seni eve bırakayım. Evet. Evet, tabii ki. Bay Dugraprasat aradı. Her ikinizin de yıldıznamesine baktıracakmış. İyi de enişte, ya uyuşmazlarsa? Kızımla Sanskar'ı Tanrı birleştirdi. Yıldızlarının uyuşmaması mümkün değil.
uyuşacak. Eminim. Bunu yarın göreceğiz zaten. Babaannem nerede? Babamın arkadaşlarından biri hasta olmuş. Annemle onu ziyarete gittiler. Şekar, bu Sıvara'nın yıldız haritası, iyi sakla. Bilemiyorum Sanskar. Ragini gerçekten bu defa bir şey yapmamış gibi. Açıkçası bunları teyzemin yaptığını düşünüyorum. Olabilir Sıvara. Çünkü teyzem bu evlilikten hiç memnun değil. Ben üzgünüm Sanskar. Neden ki? Yani bugün bana çok güzel bir yüzük verdin. Yarın yıldız haritamıza bakılacak. Hayatımızda bir sürü güzel şey oluyor. Bense hala eski konuları açıp duruyorum. Yarasanın gelmesi, yüzüğün kaybolması, hep eski konular. Sanskar, sanırım ben hiç olumlu düşünemiyorum. Deliyim ben, deli. Hey. Müstakbel karıma tek kelime bile ettirmem ben. Yani lütfen. Seni seviyorum Sanskar. Seni çok seviyorum. Biliyorum. O yüzden de bir şey yapmayı düşünüyorum. Yine ne yapacaksın sen? Yarın peder geldiğinde ona biraz fazladan para vereceğim ve düğün tarihimizi biraz öne almasını isteyeceğim. Sonuçta ben de seni seviyorum. Yani ben de sensiz delirebilirim. Bu yüzden çabuk evlenmeliyiz. Biliyor musun? Sen benden de delisin. Evet, öyleyim. कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रहे हैं दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाए रहे हैं लक्ष्य neredesin sana lokma getirmiştim nedir? Lakşa o gün sigorta belgelerini imzalayıp vermişti. Bu nedir ki? Regine ne yapıyorsun sen? Lakşa bu nedir? Hiçbir şey bırak sen. Lakşa bana da göstersin. Regine! Ne yapıyorsun? Düşürdün hepsini. Lakşa, bunlar nedir? Avustralya, Güney Afrika, Avrupa. Sana bir sürpriz planlamıştım. Ama sen bozdun işte. Ne sürprizi? Bir yerlere tatile gideriz demiştim. Sen ve ben. Balayımıza çıkamadık ama şimdi gideriz demiştim. Neyse, artık öğrendiğine göre sen söyle. Nereye gidelim? Londra, Paris, İtalya.
Nereye gidelim? Lakşa, bizim bir yere gitmemize gerek yok. Evde düğün var, bir sürü tören yapılacak ve düğün çok görkemli olacak. Bunlara para ödememiz gerekiyor, değil mi? Peki sahibe, öyle olsun. Ben sadece söyledim, istemiyorsan bir yere gitmeyiz. Lakşa, sana kaç kere bana sahibe dememeni söylemiştim. Öyle davranırsan öyle derim Ragini. Ben sana tatilden bahsediyorum, sen paradan bahsediyorsun, tamam. Gitmeyiz o zaman. Oho. İyi, peki tamam. Bence şöyle bir yere gidelim. Deniz olan bir yerlere. Hani filmlerde gördüğümüz o güzel yerler var ya. Neydi o şehrin adı? Şey, V ile başlıyordu. Venedik. Ha, Venedik. Tamam, tut. Lakşa. Efendim? Para meselesi değil ama burada düğün varken bizim gitmemiz hiç iyi görünmez. Hayır, şimdi gitmeyeceğiz. Daha çok zamanımız var. Önce vize çıkarmamız gerekiyor. Bu nedir? Önce bana lokma ver, sonra söylerim. Peki. Vize belgeleri. İmzalarsan yarın gidip başvurabilirim. Tamam, ver. Al. Bu kalem yazmıyor. Ben hemen başka bir kalem getireyim. Ragini, çabuk getir. Evet büyük baba. Şimdi çıkıyoruz. Peki kızım. Babaannenin orada kalmasını istedim ama mecburen yanımda getirmem gerekti. Çünkü herkes bizi karı koca olarak biliyor ve tatsızlık çıksın istemedim. Peki büyük baba. Ama oraya gidince içiniz rahatlamış olmalı. Tabii. Neyse. Hemen geri dönün. Ben dönünce sizi ararım, tamam mı? Görüşürüz. Çok geç oldu. Anneni çağırayım. Mişti, çabuk ol. Geç kalıyoruz. Tamam, bitti. Geldim. Hadi gel. Aa, Şarmişta. Sarine ne bulaşmış öyle? Aa, nasıl oldu bu? Aa, yüce tanrım, daha evden çıkmadan uğursuzluklar başlamış bile. Teyze, neden her şeyi uğursuzluğa bağlamaya çalışıyorsun sen? Sadece bir leke bu. Sen haddini bil. Ben sadece söyledim. Ben bu evin büyüğüyüm. Yanlış bir şey görürsem söylemeye hakkım yok mu benim, ha? Sence de doğru değil mi? Söyler misin Şarmışta? Evet. Bak Sıvara, kabul edersen biz babanla ikimiz beraber gidelim. Peder oraya çoktan gitmiştir bile. Sen müstakbel gelinsin. Onlardan önce gitmen gerekir. Çağırmış da sonra gelir artık. Hayır teyze, ben annemle gideceğim. Hayır kızım. Bence Urvaşi doğru söylüyor. Geç gidersen iyi karşılanmaz. Ama anne... Sıvara, hemen geleceğim ben de. Hı? Hadi. Peki. Ah. Aa, evet, hadi çabuk gidelim. Hadi. Sıvara, çabuk ol. Biliyorum Lakşa ama ne yapayım? Kalem bulamadım. Getir. Efendim, peder geldi. Oturmasını söyle. Gelir şimdi.
Evet, imzalayıp geliyorum. Efendim, anneniz hemen inmenizi istedi. Pederi siz karşılayacakmışsınız. Aa, Lakşa, pederi ben çağırmıştım. Onu bekletirsem çok ayıp olur. Ben onu karşılayıp hemen dönerim. Sonra da imzalarım, tamam mı? Gidelim. Alo. Evet Bay Das. Hayır, daha imzalamadım. Bakın Bay Lakşa, belgeleri 2 güne imzalatın. Yoksa 1 ay daha beklemeniz gerekecek. Hayır, 2 güne bir şekilde imzalatırım onu. Yıldız haritamız uyuşmaz.